Hatırlamaya bakalım. Uzun süreli birlikteki bilgiler edilgin olduğu için çoğunlukla hangi bilgilere sahip olduğumuzu bilemeyiz. Bu nedenle çok çalıştığımız bir sınava girmeden önce hiçbir şey bilmiyorum hissine kapılırız. Uzun süreli bellekteki bilgiler yeri geldikçe hatırlama süreci ile kısa süreli belleğe çıkarak etkin hale gelir. Bilginin hatırlanma hızı ve kapsamı örgütleniş biçimine göre değişir. Çok iyi örgütlenmiş bilgiler daha çabuk hatırlanır. Buna karşılık iyi kodlanmayan, hiçbir şema ile ilişkilendirmediğimiz bilgiler ise daha zor hatırlanan bilgilerdir. Bu nedenle basit tekrarlarla ezberleyerek mesela uzun süreli belleğe kodladığımız bilgiler çoğunlukla hatırlamakta zorluk çektiğimiz bilgiler olur. Tarih, coğrafya derslerindeki bilgiler genellikle bu biçimde kodlandığı için aradan uzun zaman geçtikten sonra hatırlanmamaktadırlar. Öğrenme stratejilerine geçelim. Her bireyin yeni bir bilgiyi öğrenmek için izlediği farklı bir strateji vardır. Birey bu stratejileri genellikle okul ve okul dışı yaşantılarla, deneme yoluyla ya da yakın çevresindeki kişilerin tavsiyesi ile öğrenmektedir. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğine işlenmesini sağlayan teknikleri içerir. Öğrenmeyi kolaylaştıran bu stratejiler aynı zamanda öğrencinin güdülenmesini ve yeni öğrenilen davranışların kalıcı olmasını sağlar. Belli başlı öğrenme stratejileri vardır. Bunlardan bir tanesi tekrar stratejisidir. Diğeri ise anlamlandırma stratejisidir. O da karşımıza çıkacak. Tekrar stratejisi öğrencilerin yeni gelen bilgileri tekrarlayarak kısa süreli bellekte tutmasını ya da uzun süreli belleğe kodlamasını sağlayan öğrenme stratejisine tekrar stratejisi diyoruz. Bu strateji genellikle telefon numarası gibi basit bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır. Tekrar stratejisinin başarısı büyük ölçüde öğrencinin önemli bilgilerle önemsiz bilgileri ayırt etmesine bağlıdır. Öğrenciler not tutma ve metnin altını çizme sırasında önemli olarak algıladıkları bilgileri seçerler ve diğer bilgileri tekrar ederek uzun süreli belleklerine kodlarlar. Bir diğer strateji ise anlamlandırma stratejisi. Gelen bilgiler olduğu gibi değil, öğrenci tarafından değişikliğe uğratılarak uzun süreli belleğe kodlanır. Yeni gelen bilgiler eski bilgilerle ilişkilendirildiği için anlamlı öğrenmeye neden olur. Bir paragrafı okuyup anladığını özetleyen, sınıfta öğretmenin anlattıklarını kendi sözcükleri ile kendi düşünce ve görüşlerini işin içine katarak not alan bir öğrencinin bu stratejiyi kullandığını söyleyebiliriz. Kendine göre anlamlandırmış oluyor not tutarken. Son strateji ise örgütleme stratejisidir. Öğrencilerin yeni gelen bilgileri bir araya getirerek kendi ön bilgilerine göre yeniden düzenlemesi esnasına dayalıdır. Bu nedenle örgütleme stratejisi ile anlamlandırma stratejisi aynı anda kullanılır. Bu stratejiyi etkili bir biçimde kullanan öğrenciler sayfalarca yer tutan metni basit bir şema ya da tablo halinde özetleyebilir. Bu nedenle örgütleme stratejisini kullanan öğrencilerin çalışmaya ayırdıkları zaman her zaman için kısalmaktadır. Süre düşmektedir burada. Son olarak öğrenme stratejisinin öğrenci başarısına etkisine bakarsak, bu sizin için iyi bir geri bildirim olacak öğretmen adayları için. Öğrenme stratejisi üzerinde yapılan araştırmalar
Verilen bir metnin altını çizerek çalışma, okuduklarını kendi sözcükleriyle özetleme, yalnızca okumaya göre daha etkin olduğu gözlemlenmiştir bu tekniklerin. Not tutma, özetleme, tekrar okuma gibi stratejilerini karşılaştıran düşünürler, bu stratejilerin öğrenme üzerinde eşit etkileri olduğunu benimsemişlerdir. Etkili öğrenme stratejileri bir yandan öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlarken, diğer bir yandansa öğrencilerin çalışmaya ayırdıkları süreyi azaltmaktadır. 8. yeni ünitemiz bu şekilde sona ermiştir. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.